%8'den %1'e indi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiçbir şeye güvenmiyorum. Hepsi de yalan. Şimdi akşam dedi KDV 8, 1'e indiriyoruz. Zavala ekmek 3 liraydı. Zavala kalktı ekmek 3,5'a çıkarttılar. Ya boş yani indirim. %124 bırakıyorlar, indirim yapılıyor. Ben aslında Anadolu'dan geliyorum da, Malatya'dan. Burada İstanbul'daki fiyatlar da Malatya'daki fiyatların 1,5 katı, 2 katı adı bazı şeyler. Hani meyve ve sebzede. Herhalde bu biraz da buranın ulaşımdan binen yükten olduğunu anlıyorum. Ya orada meyve fiyatları, yani ben geldiğimde 3-4 gün önce geldiğimde 5-6 liraydı mesela meyve, portakaldır, elmadır, şudur budur. Burada fiyatlar biraz daha pahalanmış görüyorum. KDV indirimi de yani boş. Yani. Bunda yani esas ben bir tarafımda çiftçilik yapıyorum. Çiftçiler kazanmıyor. Kazanamıyor yani. Burada bir deste maydanoz 5-6 liraya çıkmış. Aynı şekilde başka yerlerde de. Şimdi çiftçi o maydanozu veyahut da o ıspanağı çamurda çepelde topluyor, şey yapıyor, 1 liraya veriyor. 1 liraya veriyor, buraya geliyor 10 liraya oluyor. 10 lira oluyor yani. Nasıl oluyor ben anlayamıyorum. O KDV indirimler falan bunların hepsinin aldatmaca olduğuna inanıyorum. Ne yapsın millet artık hayvancılığı şeyi bırakıyor yani. Kümes hayvanlarını yumurtlayan tavuklarını bile kesime veriyor ya. Ne yapsın? Yani üretim tüketim meselesi yani arz talep meselesi bu. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Bize her şeye zam. Marketlere yansıdı mı? Yok görmedim. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Pazar da pahalı. Yani Allah yardımcımız olsun diyorum. Ben marketten alıyordum. Artık çok yani çok zam olduğu için pazara geçtim. 8 lira portakal markette 10 lira, 8 ve 10 lira. Pazarda 4 liraya alıyor. Ben çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum bunun. Diğer yapılan zamlarda da geri çekilme olacak, şu bu dendi ama dolara endeksli dendi. Dolar düştükten sonrasındaki zamları da gördük. Ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepsini yaşayıp göreceğiz. %1'lik KDV'yi ne kadar hayata geçirebilecekler? Vallahi çok fazla denetim yapıldı. Daha öncesinde de biliyorsunuz. Televizyonlarda da gördük. Etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlar çok çok farklıydı. İstedikleri kadar denetim yapsınlar. Yine bunda sıkıntı olacağını ben düşünüyorum. Ve sadece bu gıda ile ilgili de değil. Elektrik, su, doğalgaz. Yani bana 1300 lira, ben tek başıma yaşıyorum, elektrik faturası geldi. Ondan önceki ay evden çalıştığım için 500 küsür gelmişti ve ben gece de bilgisayarımı kapatmıyorum. Hani o normal. Ama daha sonrasında bu elektriğe gelen zamla 1300 lira bir fatura geldi bana ve ben tek başıma yaşıyorum. Elimden geldiğince bütün elektriği şuyu bunu kapatıyorum, fişten çekiyorum. Hani söylenilen bütün her şeyi yapmama rağmen bir kira bedeli kadar ben elektrik faturası ödedim. Yani elektrikte de geriye gidilecek deniyor. İşte zamlar çekilecek deniyor. Göreceğiz. Şunu düşünüyorum yani olumlu bir hamle ama bağımsız akademisyenlerin yaptığı TÜİK'e karşı daha doğru bir enflasyon açıklaması için yaptıkları %110 üstündeki enflasyona göre az olduğunu düşünüyorum. Söz konusu zamlar değil. Söz konusu insanlar atını nanlamış Cumhurbaşkanı peşinde. Biri adamın ayağından, biri kolundan çekip bu adamı düşürmek istiyor. CHP'si olsun, HDP'si olsun, İYİ Partisi olsun, hepsi bu adamın peşinde. Kimse gıdayı bahane etmesin. Diyor ki biz bu adamı sevmiyoruz. Açık açık söyleyin. Ha bu adamı kimse yıkamaz. Bu adam var olduğu sürece bu adam ayakta. Sonuna kadar arkasındayız. Gıda mı, dolar mı, doğalgaz mı, elektrik mi, benim için hiç faydası yok. Benim için önemli olan faydası ülkemdir, vatanımdır, bayrağımdır. Benim dolarım 1 lira olsun, eksiye düşsün, vatanım olmasın, ben o parayı ne yapayım? Ben Allah'tan istiyorum, rızkımı veren Allah'tır. Ben kula minnet edemem ki. Allah insanları sınıyor, imtihana koyuyor, bilmiyor. Tamam, Cumhurbaşkanı iyi mi iyi, kötü mü kötü değil. Adam elinden gelene kadar ülkesine mücadele ediyor, veriyor. Ha, adamın sevmene sorun, gidin CHP'liye sorun, Erdoğan'ı sevmem. Ben de Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum, bana dikili bir ağacını göster. Tamam, atama saygım var, Atatürk'ü seviyorum. Ama illa her yerde adamın heykelini dikecek değilsin. İnsanlara çalış. Atayı kullanarak siyaset yapma. PKK'nın peşinden koşun HDP. Kürtlere lafım yok. HDP'ye lafım yok. Kürt adına siyaset kursun saygı duyarım. Ama PKK'nın peşinde gidersen kardeşim sana saygı duymam. Sen gel vatanıma kurşun sık, askerime kurşun sık. Gel kardeş olalım. Dün CHP,
HDP'ye PKK diyordu. Bugün kardeştir. PKK dediğin insan nasıl kardeş oluyoruz? HDP AK Parti'ye yanaştı. Baktı ki devleti yıkmak çekildi. FETÖ yaklaştı. Yine devleti yıkmak kaçtı. Hepsi Erdoğan. Hepsine oturmadı mı oturdu. Amaçları neydi? Erdoğan'ı yıkmak. Dostça yaklaşıp düşman da kaç. Düşmanca kaçmak istediler, yapamadılar. Hepsinin farkına varınca hepsi birlikte ona düşman oldular. Ya gıda fiyatları şikayetim yok. Hani ben para için yok, dolar 5 lira olmuş, doğalgaz 20 lira olmuş. Ben gidip Amerika'ya boyun mu eğeceğim dolar için? Ben Amerika'ya boyun eğsemeden vatanım, milletim, devletim olmasın. Hepsi bu kadar hocam. KDV'nin normalde geri çekilmesi lazımdı zaten. Şimdi ana temel ihtiyaçlarımız toplum olarak %8'den %1'e çekildi. Ama şöyle bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Toplum olarak doğalgaz, elektrik. Bir an önce bunların düşürülmesi lazım. Bunu da düşürdükten sonra yani halk olarak bir refaha kavuşacağız yani. Hiçbir önemi yok merkezden. Sen şimdi akşam onu konuştuk da yani devlet de kendi ayağına sıkıyor. Market gıda üretmiyor ki. Şimdi market yani bir fiyat şeyi var. Fiyat değişik, petrol ve enerji fiyatları pahalı olduktan sonra şimdi Anadolu'dan kalkmış gelmiş tır 10 ton yünü 10 bin liraya götürüyor. Şimdi 20 bin lira. Market 10 bin lira elektrik harcıyordu. Şimdi 20 bin lira harcıyor. Enerji ve ısınma ve soğutma için. Ya bu nereye yansıtacak? Kıtaya yansıtacak. Kıtanın üretim yeri var. Kıra üretim Anadolu'dan çıkıyor kıra. Kıda fabrikadan çıkıyor, markete geliyor. Market kıdayı üreten dağıtıcı firma diyor ki bunu fiyattan satacaksın. Onun üzerine market fiyat koyuyor. Yani bu %7 buhar olup gider. Hiç yansımaz vatandaşa. Ancak yerinden beri takip edilirse sebze yerinden kaç liraya çıkıyor tarladan? 5 liraya. Evet. Anadolu'da markette kaç liraya gelmiş? Faturayı takip edecek devlet. Ha, öbür türlü marketin 7,5'ü buhar olup gider. Hiç kimse inanmasın. Ben hükümete oy verdim. Hükümeti eleştiriyorum. Hükümet bunu yerinden kontrol etmezse yani enerjiyi market nereye yansıtacak? Elektriği nereye yansıtacak? Nakliyi nereye yansıtacak? Bunu kontrol edemedikten sonra marketçi ne dediler? Akşam dedikodu. Efendim akşam marketçi çıkardı 50 liraya düşürdü 45 liraya. Doğrudur. Marketçi onun markette kendini savunmuyor. Pusuda bekliyor marketçi. Marketçi her şeyi seyrediyor. Uzaktan seyrediyor. Hükümetten de dalga geçiyor yönetimle. Kimse. Ve dalga şeyinle diyelim hani derler ya şeyinle küçük gülüyor. Özür dilerim onu demeyeceğim. Onu gülüyor. Uzaktan kontrol ediyor patronlar marketi. Demiyor ki benim nakliyem şu ısınma, petrola şu zam geldi. Enerjiye şu kadar. Ben bunu nereye yansıtacağım? Bu makineleri soğutuyor, ısıtıyor. Bunu nereden alacağım ben bunu? Kıdadan alacağım. Ha bunu şimdi hiç buhar olup gider yani. Devlet buna iyi niyetle yapıyor bunu ama buhar olup gidiyor. Çünkü fiyat risk. Bu enerji, dünyada enerji problemi var. Bu yansıyor, Türkiye'de yansıyor. Bunu sen şimdi bunu halledemedikten sonra istikrar yok. Petrola her gün zam gelirse bu taşıma zamlı geliyor tabii. Enerji de zamlı. Bunu nasıl yansıtacak? 10 bin metrekare iş merkezi var. Bu ısıtacak, soğutacak, buzdolabı var, şu su var, bu su var. Bunu fiyata nasıl yansıtacak? Bunu oradan yansıtacak. Ha burada istikrar olmadıktan sonra hükümetin iyi niyetiyle almış olduğu bir şey vatandaşa hiçbir 5 kuruş yansıması olmaz. Çünkü kontrol kıta üreticilerin elinde. Sadece markete niye bak bire? Üreticiye bak. Fabrikaya bak, ülkere bak, etiye bak. Yani isim vermiyorum yani hepsi. Aynı şey. Üretici nasıl getiriyor? Üreticiden market kaç liraya alıyor bunu? Fatura var burada takip et bakalım. Üretici toptancı kaç markete teslim etmiş bunu? Ve anlaşması nedir? Bunu takip edebiliyor musun? %100 zam. O zaman market kendini savunacak kardeşim. Sen %100 zam yapıyorsun vatandaşın en temel ihtiyaç ürün maddelerine. Nasıl yapıyorsun? Niye yapıyorsun bu zamı? Hani devlet burayı kontrol etmedikten sonra hiçbir buhar olur gider bu %15'te, %25'te buhar olur gider. Bu enerji zammıyla, akaryat zammıyla buhar olur gider. Marketçi çıksın kendini savunsun. Hiç de savunmuyor. Devleti, hükümeti, yönetimci kayele bile almıyor bakın. En önemli halkın gıda ürünlerini satan bir market tekel. Hiç devleti kayele bile almıyor. Bak ben bildiğimi yaparım diyor. Sen diyor enerjide bir istikrar yaşatmazsan ben de istediğimi yaparım diyor. Açıkçası ben bir üniversite öğrencisiyim. Kastamonu'da okuyorum. Orada her gün haliyle bir markete gidiyoruz. Ürünler bir anda mesela 2 liralık bir ürün bir anda ertesi gün 3,5. Marketten çıkana kadar 4 lira. Bir süre sonra artık hiçbir şeye para etmemeye başladı. Bu KDV indiriminin de ne kadar fiyata etki edeceğini açıkçası pek sanmıyorum. Bu akan bir çeşmeye peçete sıkıştırmak gibi geliyor bana açıkçası. Bir pek faydası olacağını sanmıyorum. Hayırlısı olsun ama pek de sanmıyorum. Şu anda hiçbir şeyin o KDV indirimiyle düzeleceğini de sanmıyorum. Bir ona bağlı değil çünkü. Birçok etken var.
Elektrik fiyatları zamlandı. Soğuk kola 20 lira. Sıcak kola 15 lira. Elektrik yani o kadar etkilemiş ki suyu bile etkiledi. Her şeyi etkiledi. KDV indiriminin ne kadar etki yapacağını ben sanmıyorum. Bir faydalı olacağını da sanmıyorum. İnşallah olur ama. İnşallah. Bir araştırma yapmam lazım. Yansıdı mı yansımadı mı? Yani bu konu hakkında bilgi edinmedim. Market fiyatları hakkında bir şey düşünemiyorum. Araştırmam lazım. Yani şimdi bilmeden bir şeyi konuşmak yanlış olur. Önce bir fizibilitesini, bir analizini yaparsınız. O da bilinçli bir toplumu gerektirir. Bilinçli değilseniz zaten yapacağınız ifadeler de yanlış olur.